Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin birader, size çeyrek ne kadar? 1315 birader. Neden? Nasıl neden ya? Bizim mahallede 1314 TL, sizde neden pahalı? Serbest piyasa abicim, herkes istediği fiyata satıyor. Ama sana 1313'e sayarım. İyi o zaman, ver bir tane, 1 lira da 1 liradır. Hemen abicim. Buyur abicim. Kolay gelsin, kısa günün kârı, 1 lira kâra geçtim. 1 lira için bütün memleketi dolaştı be, adama bak. 1 lira da 1 lira. İnsanlar artık kuruşlara hesaplıyor. Efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Biz bir küpe bakacaktık da. Evet en güzelinden. Tabii ki efendim, seve seve. Size şöyle bir iki çeşit göstereyim. Efendim bunlar şahane ürünlerdir. Kesinlikle beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Fiyat aralığınız nedir acaba? Fiyat sorun değil. Yeter ki kendi istediği bir şey olsun. O zaman harika hanımefendi. İsterseniz başka ürünler de bakabilirsiniz. Aslında kolye de olsa hiç fena olmaz. Derhal küçük hanım. Bu size kesinlikle çok yakışacaktır. Eminim. Harika parça. Ya hepsi çok güzel ama karar veremedim bir türlü. Küçük hanım, dilerseniz bir de babanıza sorun. Kararı o versin. Babam mı? O benim babam değil ki. Ya öyle mi? Peki neyiniz oluyor acaba? Sevgiliyiz biz birader. Fazla kurcalama. Yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en uyumlu ve birbirine yakışan çiftsiniz. Sizi tebrik ediyorum efendim. Kolye çok yakışacak. Teşekkürler. Hadi seç bir tane de alıp gidelim. Tamam aşko, sakin ol. Yaşının olgun olmasının ne önemi var? Senin cebin güzel. Anlamadım. Yani kalbin güzel aşko. Abi kolay gelsin. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Abi ben hediyelik bir şeyler bakacaktım da kız arkadaşım için. Öyle ne önerirsin? Tabii ki efendim. Fiyat aralığınız nedir acaba? Kolyeyi size satmak isterdim ama ne yazık ki hanımefendiye sattım bu güzel parçayı. Anladım ustam, sorun değil. Başka bir şey alırız biz de ya. Ses, Allah Allah. Baba, sen ne yapıyorsun burada? Annenize hediye alıyor kendisi. Hem de en güzel parçayı. Anne mi? Ne annesi ya? Ne annesi olacak? Cici anneniz tabii ki. Hayırlı olsun. Sen karışma birader. Ne cicisi? Aşko, hem küpe olsun hem kolye. İkisini birden istiyorum. Aşko mu? Hem küpe hem kolye mi? İkisi birden mi? Baba ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok oğlum. Annene hediye alıyorum. Ben demiştim size. Sen karışma demedin mi birader? Aşko iyi de bizim çocuğumuz yok ki. Var var ama senin haberin yok. Ayakta uyuduğun için. Baba ne oluyor burada dedim ya. Tamam oğlum tamam, hadi çıkalım. Sana her şeyi anlatacağım. Evet karar verdim, tamamdır bu güzel. Evet ama biraz geç karar verdin. Neden ki? Neden olacak? Cebi güzel adam gitti ya, fark etmedin mi? Hadi git onu kandır, sonra yine gelirsin. Seni bekleriz, parça burada. Ne? Gitti mi? Aşko, aşko! Acele et, acele et! Aşko elden gidiyor! Bu neydi böyle arkadaş ya? Bu nedir ki ya? Her gün neler neler yaşıyoruz anasını satayım. Hayatımız trajikomik olmuş. Hayırlısı abi, kolay gelsin. Buyur birader, yardımcı olayım. Abi birkaç parça altın vardı, alır mısın acaba? Tabii ki kardeş. Bakalım ne var? Buyur abi, bunlar var. Kardeş sen bunları niye satıyorsun? Mecburiyetten abi. Çoktandır işsizim, iş bulamıyorum. Yoksa satmazdım. Anladım kardeş, anladım. Allah yardımcın olsun. Üzüldüm çocuğa ya. İnşallah iş bulabilir. Bu devirde zor ama. He bulur bulur. O işi biraz zor bulur. Kaldır lan ellerini. Bu bir soygundur. Bir bu eksikti, o da tam oldu. İndir lan silahını. Tamam abi, ne kızıyorsun ya. Bir de oyuncak silah almış geri zekalı. Derdin ne lan? Ne istiyorsun? Abi işe girince kesin ödeyeceğim. Biraz borç altın alabilir miyim? Borç para da değil, borç altın istiyor. Geri zekalı. Git bize çay söyle lan. Git. Tamam abi ya. İş bulacakmış da, işe girecekmiş de, borcunu ödeyecekmiş de, sen o işi nah bulursun lan. Bu bir soygunmuş, geri zekalı. Biz her gün soyluyoruz oğlum. Kimsenin haberi yok.